Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle yazdan kurutmuş olduğumuz patlıcan, kabak, biber, domates, kapya biber de bu, yeşil domates, yeşil biber. Bunların nasıl bir salata haline dönüştürebileceğimizi göstereceğim. Zeytinyağlı salatasını yapacağım. Çok güzel oluyor. Hemen hızlıca hiç bekletmeden güzelce yıkıyoruz. Zaten üzerindeki tozlar gitsin, yeterli tozu varsa. Şöyle bir hemen yıkayıp tencereye alacağım. Çok az su ile, bakın çok az su ile böyle bir, zaten şeyim de az, malzeme de az koydum. Siz de her zaman yapacağınız her şeyi az malzemeden deneyin. Bu domates bakın çok güzel görünüyor. Yazın kurutması şeklinde size inşallah göstermeye çalışırım. Üzerine çok az su koyup ağzını kapatalım. Biraz böyle kendi suyunda ıslansın. Hatta akşamdan bunu böyle yapıp buzdolabına koyabilirsiniz. Ertesi gün akşama kadar ıslansın böyle. Çok az suyla, ama suyu çok az koyalım. Ne kadar güzel su çıkmış, bakar mısınız? Bütün vitaminleri bu suyunda. Kesinlikle bu ıslatma sularını dökmeyelim. Bununla haşlayıp şimdi suyunu çektirene kadar haşlayacağım ben kısık ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım ve suyunu çekene kadar haşlayacağım. Yumuşacık olacak hepsi. Ondan sonrası kolay. Bakın suyu çok az kaldı. Kesinlikle bu haşlama sularını dökmeyin. Eğer illa da dökeceğim diyorsanız saçınızı boyayın, saçınıza sürün derim. Çok güzel, çok vitaminlerin hepsi bu suyunda. Bu suyu dökerseniz posa yemiş olursunuz. Yani hiç vitamin ve minerallerinden faydalanamazsınız. Oysa ki kurutulmuş sebzelerde vitamin, mineral yönünden çok zengin. Özellikle E vitamini yönünden çok zengin. Güneş ışınlarıyla birleştiği için, çok güneş ışınlarında kuruduğu için çok güzel oluyor. Hemen bir tane soğan doğradım. Biraz zeytinyağı koydum. Şöyle haşlamış olduğum sebzelerimi de üzerine koydum. Şöyle bir küçük kasede malzemem az olduğu için kışlık sos, domates biber sosundan koyuyorum. Bu kışlık domates biber sosumdan mutlaka yapın. Rengin güzelliğine bakar mısınız? 40 bin kere maşallah. Biraz kimyon attım. İşte pul biber, karabiber. Ne istiyorsanız istediğiniz baharatlardan atabilirsiniz. Acı seviyorsanız acılı da yapabilirsiniz. Şöyle hepsini karıştırdım. Böyle kendi domates sosunun suyunda şöyle bir 5 dakika kadar kavuracağım. Bakın oldu bile. Gerçekten kahvaltıdan akşam yemeğine kadar, hatta 5 çayına bile o kadar güzel yakışıyor ki. Ben böyle misafirim geleceği zaman, özellikle evde salata malzemem de yoksa, hemen bundan ortaya böyle bir çeşit yapıyorum. Çok hızlı oluyor. Anında da yapabilirsiniz hiç ıslatmadan. Hemen yıkayın. Birazcık o zaman suyunu fazla koyarak haşlayın. Biraz fazla haşlamış olacaksınız. Bakın lokum gibi oldu. Pişip pişmediğinde bu şekilde kontrol edin. Çatal batıyorsa çok güzel pişmiş demektir. Lokum gibi pişmiş. Hemen ben şimdi sarımsaklı yoğurt da hazırladım. Sarımsaklı yoğurdun üzerinde servis yapacağım bunu. Çok güzel oluyor. İsterseniz üstüne sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Ben böyle sarımsaklı yoğurdun üzerine aldım. Şimdi Ramazan'da iftar sofralarında sarımsaklı yoğurt da tüketebilirsiniz. Çok sağlıklı, sarımsak da çok faydalı. Ama sahurda sarımsak yerseniz sizi çok susatır. O yüzden sahurda sarımsaksız yoğurtla yemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel oldu. Biz çok seviyoruz. Çok da sağlıklı, vitamin ve mineral yönünden çok zengin. Yazdan da böyle bol bol kurutun. Benim her işim böyle çok acele olduğu için doğramadan bütün bütün kurutuyorum. Gördüğünüz gibi uzun uzun kuruttum. Ama bu şekilde de şekli ve sunumu çok güzel oluyor. Size de öneririm. Hiç bu şekilde uğraşmamış olursunuz. Çok da kurutması pratik olur. Böyle uzun uzun kabak patlıcanı doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayabilirsiniz. Kapya biberi de aynı şekilde ortadan ikiye bölün, kurutun. Deneyeceklere afiyet olsun.